Bak herkese merhaba öncelikle. Bunu baştan söylüyorum. Oo, çok hızlı geliyor herkes. Maltepe merkez. Ne zaman çıkacağız biz? Gideceğiz yolumuza. Hadi abi. Allah çarpacak, bana çarpmadı. Şuradan bir pas atı geçtik mi? Herkese tekrardan merhaba. Şu sağdan da girdik mi? Şöyle cine. Heh, tamam. Allah gözüme bir şey. Şimdi ne yaptık abi? Var ya bak, her şey çiçek gibi, yemin ederim. Neler neler yaptık bak, anlatıyorum. Sorunlar vardı motorda. Ben pimpirikli bir adamım, tamam mı? Dedim bu böyle olmayacak. Ben buna bir zaman ayırmam lazım. Bu ilk sesleri baştan yaratmam lazım dedim. Bazı hoşuma gitmeyen some problems vardı motorda. Gittim abi Yamaha Tuna'ya. Neyse artık. Bir sürü kafamda soru işareti vardı motorla ilgili. Hepsini tek tek sordum. Tamam böyle. Dedim abi bu niye böyle? Bu normal mi? O normal mi? Bu normal mi? Neleri yaptırdım anlatayım tek tek, tamam mı? Allah! Mesela çok garip sorularım vardı servise. Mesela bak. Fren. Şöyle arkaya doğru, fren arkaya doğru oynuyor, normal mi? Böyle sorularım vardı. O normalmiş. Aynalar biraz gevşekti, o da normalmiş. Kırılmasın diye böyle şeyler olabiliyormuş. Ondan sonra zincirim bollaşmıştı. O benim kafama çok takılıyordu ve zincirden sanki ses geliyor gibi hissediyordum. Pimpirikleniyordum. O da çözüldü abi. Zincirde mis gibiymiş, hiçbir sorun yokmuş. Biraz gerdirdik. Motor harbiden böyle... Oy! Ok gibi fırlıyor şu anda. Tam bir tabancadan çıkan... Sıcak bir mermiye dönüştü, baruta dönüştü XSR 700. Ben zaten tabancanın ta kendisiyim deyip kaza yapıyormuşum şurada. Aynen, çok güzel oldu. Ne yaptık? Sonra ben bu motoru kendim yağlamıştım. Sonra yağa baktık, yağ taş gibi. Motülün yağını kullanmıştık, beğenmedik abi. Buradan da açık açık söylüyorum. Yani sıkıntı böyle, çok tortulu böyle, çok kalın bir yağdı. Dedik bu böyle ol. Olmaz. Hemen güzel bir motorumuzu yıkattık, cillop gibi yaptık. Bir de güzel bir ince yağladık. Ondan sonra arka frene basınca stoplarım yanmıyordu. O da bunlar da kronik yani. O pimin ayarı oynayabiliyormuş. Onu da hallettik. Arka frene basınca stoplarım da yanıyor. Ondan sonra cığıma zaten yağlama mağlama geçiyorum. Onları anlattım. Motor falan yıkandı. Her şey tertemiz. Kafam o kadar rahat ki. Bir tane bir de sorunu yok. Balatalarım olsun, busum, her şeyim tam bir yeni doğmuş taptaze bir bebeğe döndü. Artık motosikletim gerçekten kusursuz bir sürüşü hak etti. Ve benim de artık kafam rahat. Bir de koruma takozum biraz yamulmuştu. Neyden sebeptir bilmem. O düzeldi. Ya anlayacağınız ufak detaylar. Şöyle ufacık, şöyle eli avuca sığmayacak ufak detaylar işte. Anladınız mı? Ama gelelim ki kafamı kurcalıyordu. Ne yaptık? Gittik, hepsini düzelttik. Artık uzatmaya, dillendirmeye gerek yok. Günün sonunda ne yapıyoruz? Hem motoru hem kendimi ödüllendirmek için güzel, oha bir zincir gelince de motor harbiden. Günün sonunda kendimizi birazcık kafa dağıtmaya 60 bulduk. Abi, Allah, ya şu motora var ya, iyi ki akropovik almışım, iyi ki susturucu taktırmışım. Geçen bir çevirmeye girdim, vallahi motoru değil beni bile bağlardı susturucu olmasa. Efendi olacaksın abi, efendi olacaksın, susturucu takacaksın, kimse bir şey demez. Canavar oldun sen, canavar! Uy, vallahi çok seviyorum seni ya, vallahi çok seviyorum. Ha, biraz sakinleşelim. Ya da sakinleşmeyelim, bu aralar çok sakin zaten. Böyle videoları özlemişsinizdir artık. Evet, durumlar böyle. Ay ay. Hadi bakalım, güzel bir vlog ha. Özledik. Böyle kafam rahat vlog yapmayı özledim. Ben şu en sağdan mı gideyim? O ne lan? Oy, tehlikeli. Sağdan. Kimseyi sıkıştırmadan öndeki scooter'a arkadan çarparak onu yoldan çıkararak yolumuza devam edeceğiz.
Atom karınca şekil bakalım. Bir tık acelemiz var. Bir yere yine bildiğiniz gibi toplantı, ufak bir iş görüşmesi. Onun öncesinde de bunları yaptırdım. Aa bak, bir de böyle ön zinciri falan açtık. Ön zincirdeki kapağın içini de temizledik. Motor vallahi rahatladı. Çok güzel oldu. Ben böyle 2000 kilometrede, 2500 kilometrede bir pimpirikleniyorum. Her ne kadar kendim bakım yapmaya çalışsam da gidip bir ustaya göstermek her zaman benim daha çok içime siniyor ya. İleride motosiklet tecrübem arttıkça ne yaparım? Tabii ki şey yaparım. Biraz daha kendim uğraşırım ama şu anda bu bilgi birikimle bir ustaya göstermek motosikletine. Evet, belki 200-300 lira para veriyorsun bir saatlik işleme, yani ufak bir işleme, ama o adam da çalışıyor, onun da emeği sonuçta. Çok da yadırgamamak lazım. Öyle şeyler işte. Bu aletlere biniyoruz arkadaşlar. Bu aletler senin canını taşıyor. Senin sevdiğini taşıyor. Verdiğin 200 liraya 300 liraya gözün değmesin. Eğer onun hesabını yapacaksanız zaten böyle motosiklet alma çünkü, anladın mı? Bunlar bu işin şartı. Şartı yani. Kimse doğuştan anasının karnından çıktığı gibi motor ustası olarak doğmuyor. Atıyorum işte o arka frenin mesela yanmaması. Çok basit bir şey halbuki yani. Sordum arkadaşlarım, bedava yaparız dedi. Zincir gerdirme de aynı şekilde. Basit şeyler. Bedava da yaptırabilirsin ama o maddi güce sahipsen, ondan sonra bu motoru alırsan kafan her zaman daha rahat. Yol arkadaşın her zaman daha keyifli olur. İkiniz de üzülmezsiniz. İkiniz de keyifli keyifli yolculuklara devam edersiniz. Hava çok güzel. Yaz geldi. Sabah vlog yapacaktım. Dedim ki şu motoru eksiklerini düzeltip böyle öyle başladım. Modum düşüktü biraz. Ama pimpiriklendiğim gibi bir olay yokmuş. Her şey iyiymiş, her şey yolundaymış. O yüzden bu videoyu hepimiz hak ettik be abi. Hak ettik be. Bu videoyu hepimiz hak ettik ya. Sonuna kadar hak ettik vallahi. Ne güzel renk be. Çok garip uzuyor ya. Çok garip uzuyor bu motor ya. Allah, bir sene oldu şu motoru süreli. Hala sanki ilk kez biniyorum. İlk kez sürüyorum. O heyecan asla bitmiyor. Bu videoyu kapatın abi. Motorunuz varsa gidin. Videoyu bırak abi. Abone ol. Bak, abone ol. Videoyu ve kapat, git motor sür. Git motor sür, bundan sonra artık bir şey yok. O motora bin, çık gez. Vallahi bak, ben kendi videomu izleyip gaza gelip motor sürmeye çıkıyorum. Ama abone olmayı unutma tabii ki. Selamünaleyküm. Ne haber abi? İyi abi, senden. İyidir. Geziyorum. Geldik. Vallahi geldik. Ben sizi seviyorum abi. Sizi seviyorum, sayıyorum, saygı duyuyorum. Siz de aynı şekilde. 30 bin kişi olduk. Bir tane kötü yorum yok. O yüzden mutluluğumu ben sizinle paylaşırım abi. Bu kamerayı açarım, anladın mı? Bu kamerayı açarım. Mutluluğumu, bağırışımı, çağrışımı, çığlığımı, neyse artık içimdeki o şey. Abi geçin mi? Trafiğe girince hemen susuyorum değil mi? Çünkü neden biliyor musun? Ben mi geçeyim? Çünkü nereden ne çıkacağını bilemezsin abi. Bir bakmışsın iki arabanın arasından sincap önüne çıkıvermiş. Kalırsın. Hiçbir şey yapamazsın vallahi. O yüzden
Gözünü beş açacaksın böyle yollarda. Hem abi sağa gireceğim ben, nasıl olacak? Ben bir oradan geçsem olur mu abla ya? Çok sağ ol. Çok pardon. Allah. Geldik Kadıköy Bahriye Caddesi'nin başına. Artık bu videonu kapatmanın zamanı geldi de geçiyor. Bu sıcak havada kimseye evine tıkmanın bir mantığı olduğunu zannetmiyorum. Ama telefonum çaldı. Ona bir bakayım abi. Kim aradı? Videoyu kapamadan önce şu telefona bir bakalım. Abi kavga çıktı ya. Abi kavga çıktı be. Hayırlara vesile olsun. Kadıköy turu da yaptık. Oh iyisiniz ha. İyiyiz valla. Arkamda gezdiniz. Free tour. Ben gidiyorum. Oh. Vallahi ben gidiyorum. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hepiniz iyi ki varsınız. Çok teşekkür ederim. Abone olmayı, beğendiyseniz yorum yapmayı, güzel güzel beni sevmeyi, saymayı, ben de sizi sevmeyi, saymayı ihmal etmeyelim. Herkese iyi günler diliyorum. Görüşürüz.